güzel ama. Kaç arıza var? 26 tane. Evet. 26 tane. Bileciğin güzelliklerini saymakla bitiremiyorduk tabii. 30-35'e yakın göletimiz vardı ama bu göletler içerisinde gerçekten turizm açısından da potansiyeli en yüksek olanlardan bir tanesi de Küçük Elmalı Göleti'ydi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün önemli bir yatırımı oldu burada. Yaklaşık 9 milyonluk bir yatırımla, yani dört başı mamur, karavan, turizm de dahil olmak üzere. İlahire devamında bungalov evler de söz konusu. Yani proje itibariyle her türlü ihtiyacı görebilecek doğanın içerisinde ama aynı zamanda da burada su sporlarının da icra edilebileceği, gözlem evinin de olduğu, kuş gözlem evinin de bulunduğu, yani suyla ormanı, doğayı birleştiren piknikçilere, kampçılara hitap edebilecek, sadece ulusal değil, uluslararası arenada da hizmet verebilecek ölçekte, standartta çok güzel bir mesire sayfiye yerimiz olmuş oldu. Bu yönde biz genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir yatırımdı ama benzer noktalarımız var, yatırımların devamını inşallah sağlamak için hep beraber uğraşacağız. Tabii işletmecilik boyutu da belediye başkanımız bu konuda çok istekli, gönüllü. O da profesyonelce bir ekiple hazırlanıyor, çalışıyor. İşletmecilik de o şekilde olacak. Tabii temel şeyimiz nedir? Bu doğal güzelliği kullanacağız, gelecek kuşaklara devredeceğiz ama tüketmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz. Güzelliğini insanların istifadesine sunacağız inşallah. Tamam, buranın sonunda iskeneler yaptık 3 tane. Olta balaşılığı için. Düşünün iskele hazır. Bir kaç tane de belki kürek yerken kayıtlarımız hazır. Hazır mı? Hazır. Önümüzde doldu, dondu. Kaçları doldu. Yerimiz var. Bir iki kilometre, iki kilometre var. Toplam 5 veya 6 kilometre yürüyüş yolumuz var. O da güzel.